Gelsene. Olanları duydum. Çok üzüldüm. Sorma. Alice nerede? Odasında. Geldiğinden beri çıkmadı odadan. Çok kötü görünüyordu. Bir şey mi oldu aranızda? Hayır, olmadı. Ben bir konuşayım onunla. Ver bana. Teşekkür ederim. Kadir. İyi misin? Ne oldu? Sen iyi misin? Neyin var Aylis? Neden üzgünsün? Aylis, ne olur anlat bana. İkimizin arasında gizli saklı bir şey olmasın. Lütfen. Seni otelde beklerken Serkan geldi. Serkan, sen benden ne istiyorsun ya? Ya biz zaten mutlu olamayacaktık. Ya bu sana da bana da haksızlık olurdu. Aylis bu kadar saf olamazsın ya. Sen sana aşık olduğum için mi seni beklediğimi düşünüyorsun sahiden, he? Ne diyorsun ya, anlamıyorum. O zaman sana anlayacağın dilden konuşayım. Ben senden bir gün ayrılacaktım, tamam mı? Çünkü burama kadar geldi, tat dedi artık bu bana dokunma saçmalıkları falan. Sonra annen çıktı karşıma. Dedi ki onun babası zengin. Eğer onunla evlenirsen hayatın boyunca rahat edersin dedi. Anlamıyorum. Ne diyorsun sen be? Yani diyorum ki ben annenin borcunu ödedim. Anladın mı? Şimdi sıra sende. Bana para borçlusun. Bana kaybettiğim zamanı borçlusun. Bana beni paçavra gibi kenar attığın için incinen gururumu borçlusun Aylin. Ya bırak! Bırak diyorum, bırak! Bırak diyorum. Aziz Hanım. Bir ses duyduk efendim, iyi misiniz? Aylin Hanım. Aylin, benden kolay kolay kurtulamazsın. Ben alacağımı almadan gitmem. Sanki böyle zemin ayağımdan kaydı. Bildiğim bütün gerçekler yalanmış. Pazarlık yapıldığı için, böyle bir annem olduğu için, beni sadece ben olduğum için sevmemiş. Yine kandırıldı. Özür dilerim senden. Seni adaya yalnız yollamamalıydım. Öyle değil yani. Böylesi daha iyi. Yoksa hiçbir zaman gerçekleri göremeyecektim. Anlaşıldı, o Serkan'ın haddini bildirmem gerek. Anlaşıldı. Değmez.
Hadi kalk. Hadi birkaç parça eşya al yanına. Hadi bize gidiyoruz. Seni yalnız bırakamam. Hadi. Saçmalama. Yani insanlar bugün yeterince üzüldü zaten. Bir de benimle mi uğraşacaklar? Ya merak etme. Ben başımın çaresine bakabilirim. Hem Şebo da evde zaten. Gelmiyorsun yani. Hayır, gelmiyorum. Tamam. Ben kalıyorum o zaman. Ne? Ben kalıyorum. Seni bırakamam. Gerçekten mi? Başka çare var mı? İşte benim hayatım böyle. Eda senden kaçmaya çalıştığımı anladın mı? Aylis, işte tam da bu sebepten dolayı benden kaçmaman gerekiyor. Sana söz veriyorum. Yaşadığım bütün kötü günleri unutturacağım sana. Kadir, bana bir söz daha vermeni istiyorum. İkimiz de birbirimize dürüst olacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Gerçek bir şey yaşayacağız, olur mu? Söz mü? Söz. Peki annemin ne işi varmış orada? Buradan gidince ne yapacağını bilememiş. Çok tuhaf değil mi? Ya anneme inanılmaz öfkeliyim. Ama nerede, ne yapıyor? Nerede kalıyor merak ediyorum. Yapma bunu kendine. Zavallı Zahide. Kocası, oğlu şimdi kim bilir ne haldedir? Perişan haldeler. Aklıma geldikçe ben kafayı yiyeceğim ya. Kız benim evime temizliğe geldi. Benim çalışanım buna saldırdı. Ben bilmiyorum, düşünmeden edemiyorum. Kendimi sorumlu hissediyorum. Kadir, lütfen yapma böyle. Ya senin bir suçun yok ki. Kendine yüklenme daha fazla. Alo Erol, neredesin oğlum sen? Telefonu saatlerdir kapalı. Abi, konuşmamız lazım. Sen neredesin oğlum? Ben öldüm meraktan. Haberin var mı senin? Abi, konuşmamız lazım. Hemen. Tamam. Neredesin söyle. Kızımcık'taki sahildeki parktayım abi. Hemen abi. Geliyorum. İyi misin sen? Bir şeyin yok değil mi? Alo. Ne oldu? Erol konuşmak istiyor. Sesi bir tuhaftı. Bir şey var bu çocukla mı bilmiyorum. Ben şimdi gidip onunla konuşacağım. Sonra geri geleceğim. Bak, herhangi bir şey olduğunda mutlaka beni ara. Tamam mı? Tamam, merak etme.